Merhabalar, bugün size yaz günlerinin en sevilen içeceği limonatayı yapacağız. Hem de 5 litrelik su kabına 2 portakal, 1 limon kullanarak nasıl lezzetli limonata elde edebiliriz onu göstereceğim. Bunun için ben bir gün önceden, en az bir gün önceden buzluğunuzda dondurmuş olduğunuz portakal ve limonlarınız olmalı. Onları çıkartın. Şimdi ben çıkardım buzluktan. 10 dakika geçti. Doğrayacağım. 10 dakika yetiyor. 8 ila 10 dakika beklemeniz yetiyor. Sonra doğrayın. 4'e, 5'e, 8'e her neyse bölüp blenderdan geçireceğiz. 2 su bardağı, işte birer parmak eksik şekerimiz var. Burada da 1,5 tatlı kaşığı limon tuzumuz var. Bir de üstüne şöyle 4 parmak kalana kadar ya da 3 parmak kalana kadar çalkalama payı su dolduracağım. O suyun miktarı işte malzemeyle değişiyor. Şimdi bunun doğrayayım, yapılışını görelim. Bakın ne kadar kolay doğranıyor. 10 dakika geçti. Şöyle normal bıçakla da doğranır. Ben şimdi elimin altında bunu bulduğum için kolay da doğranıyor bununla. Güçlü bir bıçak. Bununla doğrayı veriyorum hepsini. Şimdi limonumuzu da doğrayalım. Burada nasıl çekeceğimi göstereyim size. Alta önce limonun yarısını, sonra portakalın birinin yarısını, diğerinin de yarısını eşit olsun diye şöyle bir su bardağı da şekerimizi koyuyorum. Bu kolay çeksin diye ben şöyle bir su bardağına yakında su koyacağım şimdi buna. Böyle yarım su bardağının biraz üzerinde suyumuzu da koyduk. Sonra başlıyoruz çekmeye. İyice malzemeler birbirleriyle özleşsin diye biraz uzun uzun çekiyorum. Aslında oldu. Ama daha lezzetli olsun, daha iyi özleşsin. Şimdi bunu direkt şöyle boşaltıyorum. Şimdi diğerini koyacağım. Yine aynı şekilde limonları, portakalları, şekerimizi, bir bardağa yakın suyumuzu şöyle ekledim. Yeniden çekmeye başlıyoruz.
Bu da oldu. Şimdi bunu da boşaltıyorum dikkatlice. İkinci kavanozu da koydum. Şimdi suyunu da ekliyoruz. Dolduruncaya kadar su ekleyeceğiz. Şu limon tuzumuzu da atmayı unutmayalım. Evet. Şimdi suyumuzu eklemeye devam ediyoruz. Doldurdum. Böyle 3-4 defa dışarıda bekletin, çalkalayın, iyice birbirine geçsin. Gidin gelin bir çalkalayın. Ondan sonra buzdolabına koyun. Sonra da süzeceğiz. Şu süzeklerimizin yardımıyla sürahilere süzüp şişelere koyup buzdolabında muhafaza edeceğiz. Ben önce yaptığımı göstereyim. Şöyle süzdüm, şişeledim. Şimdi bunu bir bardağa koyup servis edeyim, siz görün. Evet, şimdi böyle bardağa koyalım. Önceki yaptığım bu. Nanelerle süsleyebilirsiniz üzerine. Şöyle. Servise hazır. Beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.